Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sevgiler yolluyorum öncelikle. Bu süreci atlatmamda bana yardım ettiğiniz için. Bugün sağ olsun bir arkadaşımız eski videolarımdan bir tanesini daha yollamış. Özellikle Anadolu'ya Türk göçleri öncesi kadim halklar hakkında, onların konuştuğu diller hakkında yaptığım çok güzel bir yayın. Çok fazla bilgiler vermişim ama eski bir yayın olduğu için Artık bazı görüşlere katılmıyorum orada bildiğiniz üzere. Çünkü orada Andronova'nın Türklüğü ile alakalı yorumlar yapmışım. Etüksel ile alakalı yorumlar yapmışım. Şimdi Etüksel'in yeni DNA analizleri yayınlandı biliyorsunuz. Yani Batı Avrasyalı olsa bile Türkler e, herhangi bir otozomalde herhangi bir yakınlık hiçbir şekilde çıkmıyor Etüksel'de. Sadece e, antik Neolitik dönem Anadolu halkları genetik mirası çıkıyor. O yüzden tabii ki bu yönden de çürüyor. E, Türklüğü hakkında... E, ...herhangi bir veri diyelim. Sadece biliyorsunuz bir tarhan anlatısı var. Bir kurt motifi var. Bir de bu Alp Dağları'ndaki çeşitli simgeler... ...Türklüğe dair yorumlanıyordu. Neyse o konu hakkında yorum yapmayacağım ama... Ee, ...dediğim gibi Andronomo ile alakalı ee, bazı görüş değişikliklerim var. Ee, ama orada elamlarla bahsettiğim şeylere hala e, katılıyorum. O yayında bahsettiğim şeylere. En azından incelenmesi gerek. Türklükle yakınlık nerede olmuş tıpkı hani Sümerce'deki bazı kelime benzerlikleri var biliyorsunuz. Osman Nedim Tuna'nın ortaya koyduğu. Bunların da açıklanması gerektiği gibi ama eldeki veliler şu anki artık bizi doğu avrasyalı bir kökene yönlendirdi. o babda çalışmalar yapıyorduk, söylüyorduk, açıklıyorduk. o gözle izlerseniz arkadaşlar daha iyi olur. Çok ayrıntılı ve güzel. Şu anda hala katıldım. Çok iyi bilgiler verdim videoda. Dediğim gibi sağ olsun arkadaş yolladı bana. Bu videoyu. O videoyu yayınlayacağım. Çünkü çoğu arkadaş da istedi. Hocam eski videolarınız çok güzeldi. Bunların yayınlanması lazım. Dediğim gibi 17 tane videom benim şey yasaklandı biliyorsunuz. Diğerlerini de dediğim gibi sebebini açıklamayacağım. Açıklamamam lazım. Kaldırdım. He, yani e, tabii YouTube'a tekrar başvurduk. Neyse şimdi onlara girmeyeyim ben de. E, bunlar tabii çok emek verilmiş videolar. Çok zaman harcadım. E, çok emek verdim. Bu 500'e yakın videom vardı. Bunların hepsi birer emekti. Emeğimi kaybettim yani. O yüzden benim için acı oldu. Çok acı oldu. Size de çok fazla bilgiler vermiştim ezoterizm hakkında olsun, tarih hakkında olsun. Yeniden bir sayfa oldu. Yeniden yapacağız. Ama arkadaşların isteği üzerine bu videoda elime geçtiği için özellikle YouTube'un sıkıntı çıkardığı bölümleri keserek size videoyu hazırladım. Resimli bir şekilde, haritalı bir şekilde Birçok halktan ve birçok kavimden bahsediyorum. Çok yararlı bir video. İzlemenizi tavsiye ederim. Bilgileriniz tazelenir. Güzel zihninize yorumlar katabilirsiniz. Ee, şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz için. Sağ olun, var olun, sevgiler. Şimdi bak gördüğünüz üzere arkadaşlar Anadolu'da ilk tarif edebildiğimiz, adını koyabildiğimiz diller kaynaklar olarak ikinci bin yılda ortaya çıkıyor. Yani Anadolu'da yazılı olarak ürünün verildiği tarihtir. Mirattan önce 2000 yıl ama ondan öncesinde tabii ki Anadolu'nun tarihi var arkadaşlar değil mi? Anadolu'da bizim bilebildiğimiz arkeolojik kaynaklardan buraya yerleşen ve uygarlık kuran ilk kavimler kimlerdi? Hattilerdi değil mi? Hurilerdi, Pelasklardı. Ve bu, tabi Luviler ve Hititler sonradan geliyor. Milattan 2000 önce 2000'lerde, bin 2000 yıllarda geliyorlar arkadaşlar. Bundan önce bunlar. Uygarlıkları ilk kuranlar bunlar ve Anadolu'daki ilk şehirleri oluşturanlar da Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde Huriler, Orta Anadolu'da Hattiler, Batı Anadolu'da Trakya civarlarında da Pelasklar arkadaşlar. Mesela Troya'yı ilk kuranlar da Pelasklar. Değil mi? Bunlar kuruyorlar ve sonradan arkadaşlar Milattan önce bin yıla doğru belli ki Buradaki genetik miras da bunu gösteriyor, dil veriler de bunu gösteriyor, arkeolojik veriler de bunu gösteriyor. İlk defa Hint Avrupalılar M.Ö. 2000'lere doğru belli ki girmişler Anadolu'ya. Şimdi son veriler arkadaşlar ya Kafkaslar diyor ya bize işte e, Trakya yani Balkanlar tarafından söylüyor. Yazılı verilerden öncesinde arkadaşlar Pelasklar dedik, Hururlar dedik değil mi? Haddiler Anadolu'da varlar ama bunlar bu dönemler yazılı ürünler bırakmıyorlar arkadaşlar. Mesela Alaca gibi bir yerde değil mi? Çatal gibi bir yerde haddiler müthiş şey yapmışlar. Uygarlıklar kurmuşlar. Şehirler oluşturmuşlar ama elimize maalesef 3. 3. binden bize yazı geçmiyor. Milattan önce 2. bin yılda ilk defa yazılı veriler geçer arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. ilk defa Anadolu'nun proto tarihi. Proto yani başkalar Anadolu tarihi hakkında bilgi veriyorsa tamam mı buna proto denir. Proto tarih denir. Anadolu'nun proto tarihi hakkında da M.Ö. 2400'lerden itibaren akatlar veriler sunmaya başlıyorlar. İşte oradaki Mari'dir, Ebla'dır, ee, Kuzey Suriye'deki bu antik şehirler bizim Anadolu hakkında veri vermeye başlıyor. En çok da akatlar veri veriyorlar arkadaşlar. Ondan sonra da Asur koroneleri çağ başlar bizim Anadolu'da. Asurlu tüccarlar Mezopotamya'dan geliyorlar. Ondan sonra orada bizim Anadolu'nun bazı yerlerinde burada özellikle Hatti ve Hurri şehir devletlerinden izin alıp Buralarda karın vabartumlar filan kuruyorlar. Tüccar konelleri kuruyorlar burada. Ve bizim Anadolu'yla ticaret yapmaya başlıyorlar. Bizim Anadolu'ya işte e, işlenmiş kumaş ürünleri satıyorlar. Ondan sonra Afganistan'dan getirdikleri kalayı filan getiriyorlar ki tunç silahlar üretilsin filan diye. Böyle bir işten burada da işte böyle ticaretle alakalı tabletler filan bırakmaya başlıyorlar. Özellikle Kayseri, Neşa Kaniş merkez olmak üzere. Burada bir sürü bir sürü karumlar var. Orta Anadolu bölgesinde falan. Yaklaşık 50'ye yakın karum vabartum. Küçük küçük büyüklü işte tüccar şehirleri falan oluyor. Burada proto tarih. ilk defa ama Anadolu'nun kendi yerlilerinin yazdığı tarih M.Ö. 2. bin yıldan sonra arkadaşlar. Özellikle Hattuşa kaynaklarında Hiditçe, Palaca, Luce, Haddi dili, işte Huri dili gibi dillere ait biz yazıtları buluyoruz. Bu diller Böyle e, sadece konuşulduğunu varsaydığımız diller de değil arkadaşlar. Kayda geçirilmiş diller. Yani belirli bir dil yapısını işte graferini e, şey gramerini morfolojisini e, bunlar bildiğimiz diller. Yine bu çağda arkadaşlar Anadolu'da gördüğümüz başka bir yazılı belgede bu dediğim gibi Akatça'da kendini gösteriyor. Bu evre Anadolu'daki tanımladığımız, anlatabildiğimiz dillerin başlangıç evresini teşkil ediyor. Daha sonra Anadolu'da, dur şunu açayım arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bak şunu açalım. Hah. Şimdi e, Anadolu'da birinci bin yıl dediğimiz bir evre var. Bu birinci bin yıl biliyorsunuz artık demir çağıdır. Demir çağına geçiştir. E, önce 12. yüzyıl demir, deniz kavimleri göçü gibi bir durum oluşuyor burada arkadaşlar. Bu 12 12. yüzyıl yani milattan önce 1200'lerden 1100'ler arası burada büyük bir göçlere sahne olur. Buradaki Tunça krallıklarını yıkar. Anadolu'daki Tunça krallıkları yıkılmaya başlar. En başta Hititler. Batı Anadolu'da Arzava küçük şehir devletleri falan bunlar yıkılır. Tunç çağ devletleri yıkılır. Güneyde Kizuvatna işte Kıbrıs'ta Alaşya Devleti falan var. Ondan sonra bunların hepsi yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Burada büyük bir göç hareketi var. Bir göç hareketini başlatanlar da aslında bizim ön Türklerle alakalı atalar arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Karadeniz'in kuzeyinden, bu Andronova dönemi sonu Karasuk kültüründen, Kimmer kültürünü oluşturacak olanlar, Etrükslerin akrabaları burada, buradan çıkıyorlar. İşte Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa'ya geliyorlar. Buradaki halklara hareket ettiriyorlar buradaki Trakya üzerinden kimileri de e, gemilerini atlayıp geliyorlar buradaki adalar üzerinden işte Batı Anadolu'ya çıkıyorlar. Kimileri de boğazlar üzerinden geçip buradaki teker teker Truva'dan başlayarak buradaki kadim şehirleri yıkmaya başlıyorlar. Hititler de zaten zor durumdaydı. Orada Kuzeyde Karadeniz'de bizim bizim de atalardan diyelim kaşkalar var. Kaşkalar. Kaşkalarla hep sıkıntı çekiyorlardı. Kaşkalar. Bu büyük göç hareketini de değerlendirerek Anadolu'nun merkezini inerler. Oradaki işte büyük şehirlerini yıkmaya başlarlar Hititlerin. Hititlerin zaten saltanatı da korkmuş bu hareketlerden Hattuşaş'ı terk edip hemen güneye doğru kaçmaya başlamış belli ki. Hattuşaş yıkılır. Hitit merkezi tamamıyla yıkılır filan. Büyük göç hareketleri olur. Bundan sonra arkadaşlar bir 200 yıl bizim Anadolu'da Suriye'nin kuzeyinde işte Kıbrıs'ta filan imparatorluklar bu kurulmaz. Krallıklar kurulmaz. Karanlık devre girerler. Yani bu dönemde bu 2-3 sene boyunca bu dönemde yazı görünmüyor arkadaşlar. Çünkü yazıyı saraylı kesim yazardı. Yönetici kesim yazardı. Saraylı kesim yazardı. Bu saraylar yıkılınca, krallıklar da yıkılınca yazı yazan kimse olmadı kardeşim. O yüzden 2-3 sene böyle bir karanlık döneme girildi Anadolu'da. Şimdi bir, birinci bin yılda Anadolu biraz daha canlanmaya başlıyor bir süre sonra. Biraz daha tür olarak da yazılar artmaya başlıyor. Yazı türleri, dil türleri işte bunların arasında hierogliflu ucesi dediğimiz yazı türü hem kursif hem de rölyef olarak görülüyor arkadaşlar. Samal'da gördüğümüz Fenikece var. Ayrıca Karatepe'deki burada çift dilli kitabilerin lingua francası olarak bu Fenikece, Urartuca, ve Demirçağı iki evresine ait olan diller var. Ve bu üçüncü resimde arkadaşlar dur bir dakika. Ha Frigce. Şimdi arkaik iyon yazı sistemlerinde görüyorsunuz bak burada arkadaşlar. İyon zaten belli Antik Yunanca ancak Frigce dostlar ta milattan önce 8. yüzyıldan milattan önce 300'lere kadar yoğun oranda Anadolu'nun özellikle batısında ele geçiyor. Hem taş, hem çanak çömlek, hem de çeşitli mezarların üzerinde varlar. Hatta ta İran'da bak Pers İmparatorluğu'nun şehirlerinde bile ele geçiyorlar. Yaklaşık 300 civarı Frig yazılı buluntu var. Ve bu buluntuların oluşturduğu Frig yazısını şu an Resmi bilim camiasında bir türlü tam anlamıyla çözemiyorlar arkadaşlar. Çünkü uymuyor standart Hint-Avrupa dillerine. Bu dil açıkça çünkü Hint-Avrupalı dil değil. Ama halk Hint-Avrupalı yani Frig halkı Hint-Avrupalı Trak halkı. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü dil iki yapılı arkadaşlar. Bir elit kesimin kullandığı dil var. Birisi de Trak halkının daha çok mezarlara veya kimi çömleklere yazdığı dil var. Bu elit kesimin konuştuğu dili zaten hiç çözemiyorlar. Ama halk kesiminin konuştuğu dildeki çok az kelimeleri seçebiliyorlar. Mater filan zaten direkt Hint Avrupalı. Madr, ana yani. Sonra nevos var mesela, oğul demek. Bu latincedeki nepos ile benzer. İşte anar var. Eş, koca, adam demek. Bu da eski Hint Avrupa diliyle benzer. Sonra birkaç kelime daha vardı da aklıma gelmiyor. Şimdi neyse. Dediğim gibi halkın konuştuğu dil Hint Avrupalı ama... Bu Gordiyon yazılı kayadaki Midas anıtının dili farklı arkadaşlar. Şuradan açayım bak. Tümülüs değil tabii. Tümülüse bakmayacağız. Tümülüs bak. Arkadaşlar, tümülüs yanlışlıkla zaten yazdık. Bu nedir? Bak bu tümülüs demek. Tümülüs aslında bizim Türklerin kurganlarıdır arkadaşlar. Kurgan. Kurganlar bizatihi Türklere ait bir olgudur. Bunu Hint Avrupalılar yapmaz. Yapmamışlardır. Tarihin hiçbir yerinde Hint Avrupalıların kurgan yaptığı yoktur. Bu tümülüs dediklerimiz de aslında kurgandır ve bunu Frik halkı yapmıyor zaten elit kesmi yapıyor arkadaşlar. Elit kesmi yapıyor. Bu da Midas'ın tümülüsü ama bunu e, şimdi çok heybetlidir, müthiştir. Süper gidilip görülmesi gerekir. E, müthiştir gerçekten. Ben de gittim gördüm ama e, şöyle bir sıkıntı var. Tabii içi tamamıyla mahvedilmiş. Yani e, yakalıp yıkılmış. E, i̇çinde ne var ne yoksa götürülmüş. Bunu e, modern çağlarda götürmüyorlar arkadaşlar. Bu e, antik Roma döneminde talana uğramış. Antik Romalılar böyle şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Komegene Krallığı'nda bildiğiniz üzere bu ünlü Komegene'nin merkezi bölgesinde Adıyaman'da var ya. Oradaki büyük piramit yapısını da zaten yok ediyorlar. Bak bu bu da aslında bir nevi tümülüs. Burada da Öntürk izleri var. Ama Antik Romalılar bunların hepsini talana tabi tuttukları için bir şey kalmamış. Tabii ki içinde bir şey kalmamış. Bunu görebiliyoruz. Şu arkadaşlar bak devasa yaklaşık bir 17 metre boyutu var. Gittik baktık burayı. Bunun üzerinde arkadaşlar şu üst kesiminde ve yanlarında yazıtlar var arkadaşlar. Yazıtlar var. Şimdi buradaki yazıt çözülemedi. Çünkü bu halkın konuştuğu mesela çömleklerde veya kazanlarda bulduğumuz dile benzemiyor. Bu dilden farklı. Yani iki dil var Frig krallığında. İki dil var. Birisi halkın konuştuğu dediğim gibi Hint Avrupa dili, Trakların konuştuğu dil. Birisi de elit kesimin konuştuğu dil. Bunu çözmüyorlar. Çözerlerse büyük sıkıntı olur. Çünkü arkadaşlar bu dil zaten Türkçe ile alakalı arkadaşlar. Bunu bu yazılı hikayeden da açıkça anlayabiliyorsunuz. O yüzden e, kafaları hep karışık oluyor. E, bir tek bizim Kazım Mirşan biliyorsunuz her konuda çok orijinal fikirler öne sürüyordu. Filik dilini de e, çözdüğünü öne sürdü. Artık orası hakkında ben yorum yapmayacağım da. E, en azından arkadaşlar Frigler'in tekrar ediyorum yönetici kesimi açısından ben Kazım Mirşan'a katılıyorum. Fred, frigler'in yönetici kesimi açıkça bu Biraz önce dediğim milattan önce 12. yüzyıl deniz kavimleri göçleriyle birlikte buraya gelen ön Türkler Trak'lara almışlar, Boğazlar yoluyla buradan geçirmişler. Hatta İstanbul'da hani bu Marmara Kazıları sırasında çıkarıldı ya, değil mi? Kurganlar çıkarıldı. Bunlar aslında buradaki ön Türk atalardan işte bunların bıraktığı şeyler, kurganlar arkadaşlar. Yani burada sadece işte bu Eskişehir, Kütahya civarında yok. Buradan tek bir set çekin, buradan Marmara'nın içinden buradaki İzmit civarından Boğazlardan geç İstanbul'dan Trakya'ya doğru gider arkadaşlar. Aslında bu kurganlar. Bunları da bizim açıkça ön Türkler yapmışlardır. Şimdi şuradan dördüncü şeyi de açayım. Şimdi bu resimde gördüğünüz arkadaşlar klasik dönem dediğimiz diller ortaya çıkıyor artık. Yerli halkların en etkin bir şekilde yazı yazmaya ve kendilerini anlatmaya, ifade etmeye başladıkları dönem Anadolu'da. Bu dönem ve bunların örnekleri işte Likçe, gördüğünüz Litçe, Karca, Misya dili, Likçe dili, B dili gibi dillerle yazılı olarak bunlar belgeleniyorlar. Bunlar tabi Anadolu'nun e, bu çağdaki zenginliği diğer evrelerine oranla çok daha çeşitli oluyor. Çok daha kapsamlı oluyor. Genel olarak Anadolu açısından bakarsak. Sadece yerliler değil. Aynı zamanda Anadolu'ya gelen yeni yazı sistemleri ve yeni kültürlerle de biz karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bunların arasında şu gördüğünüz Persçe'nin de çok büyük bir rolü var. Persler ile beraber arkadaşlar Aramice'nin de biz Güneydoğu Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. Aramice Anadolu'da çok zengin bir şekilde kullanılmış yazı sistemlerinden bir tanesi. Müstakil olarak yani bağımsız tek başına kullanılabilen Aramice kitabeler var Anadolu'da. Resmi belgelere yansıyan, resmi niteliğe olan bir Aramice var burada. Ve ayrıca Batı'ya gittiğimiz zaman Kilikya'da da Mersin, güneyde Adana civarlarında kullanılan mezar kitabelerinde örneklerini bolca gördüğümüz kilik yağ aramicesi dediğimiz bir aramice de var. Bunlar sami dili arkadaşlar. Bunu tekrar edeyim. Ee, mesela buradan açayım bak. Aramice sami dili arkadaşlar. Türkçe ile bir alakası yok tabii ki. Şimdi aramilerin etkisi diğer dillerin ve yazı sistemlerinin etkisinden daha derin. Özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'da. Yani Anadolu'yu herkes Antik Yunanların etkilendiğinden bahsediyor veya işte önceki Tunç çağında Asurlar, Nakatların etkilediğinden çok bahseder genel bilim camiasında. Bu bir bakıma doğru. Yani işin gerçeği Demir çağındaki arami etkisi diğer e, aklütürasyon unsurlarının oranla çok daha baskın. İki tane henüz e, okunmamış, çözülememiş dile ait yazılı belgeler bu arami yazısı ile yazılmış. Bir tanesi Hatay ve Ördekburnu'nda bulunan kitabe bu. Bu şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunuyor bir kitabı bu. Diğeri de Sardis'te sinagogun içerisinde yer alan bu altarın hemen yanı başında yer alan oluk şeklindeki kitabı gördünüz. Bu da sinagog yazısı olarak biliniyor. Bunların her ikisi de Aramice veya Arami türevli yazı sistemlerine ait. Bunlar okunamıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir kabaca baktığımızda Aramice'nin Anadolu'da 5 ayrı versiyonunun klasik dönemde dolaştığını biz görüyoruz arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmemiz lazım. Anadolu'da klasik dönemde işte şöyle bak şuradan açayım. Sice, Pamfilya Yunancası ve Helenistik Yunancası dediğimiz koinenin ortaya çıktığını ve kullanılmaya başlandığını da görmekteyiz arkadaşlar. Ee, bu daha sonra Roma İmparatorluk döneminde bak şu şekilde örneklerde gördüğünüz şey de var. Dillerden. Ee, Latince ve Yunancanın yanı sıra Pisiçe gibi diller de artık yoğun oranda ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bunun yanı sıra bilinemeyen Henüz hangi dile ait olduğu anlaşılmayan, değirmen özü ve kesme yazıtları bu bilinmeyenler dil grubuna giriyor. Yani Anadolu halklar arkadaşlar kendini yazma ve ifade etme konusunda büyük e, emek harcamışlar. Ve son olarak da geç imparatorluk döneminde işte şöyle. Süryanice'nin ve Sasani anıtlarının Van Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir kitabenin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yatık düzendeki bu anıt Sasani dönemine ait bir belge. Biliyorsunuz arkadaşlar Sasanilerde yoğun akınlar düzenlemeye başlarlar. Özellikle 250'lerden 300'lerden itibaren Anadolu işlerine kadar. Bildiğiniz üzere bizim batıdaki avarlarla beraber hatta 619'da birincisi 627 yılında da ikincisi olmak üzere İstanbul'u bile kuşatıyorlar. Tabi de daha doğrusu kuşatıyor ama ilkinde avarlar kuşatıyor. ikincisinde avarlarla beraber anlaşmalı bir şekilde Sasaniler İstanbul'u Konstantinopolis'i kuşatıyorlar. Sasaniler Kadıköy'de kamp kuruyorlar. Avarlarda geliyorlar. Buradaki Beylikdüzü civarlarına falan geliyorlar. Burada kamp kuruyorlar. Kendi yanlarına getirdikleri Sorp kavmini bildiğiniz üzere arkadaşlar. Denizden yolluyorlar. Kan olarak ayıklara falan bindiriyorlar. Siz de gidin denizden kuşatın falan diyorlar. Bu aptallar tabii şey oluyor. Başarısız oluyor. Çünkü grejuvaları var. O sırada Bizansların grejuvaları var. Şey ateşi var ya. Rum ateşi derler ya. Onları atıp bu sınavları yakıyor şeyler Bizanslılar e, yanınca bunlar e, Avar kağana Bayan han lan diyor şimdi bu surlar çok geniş. Bizim sadece attığımız taşlarla bu surları biz aşamayız. O yüzden ne yaparız? Bunlar biraz girecekler de alt taraftan kuşatacaklardı filan. Bu aptal sorplar da şey yapamadı, alamadılar. Madem geberip gittiler, biz de geri döneceğiz, başarısız olacağız. Çünkü o sırada e, Kadıköy'e yanlış mektuplar yollamış Bizans imparatoru Heraklius o sırada. Ee, şey yapmış işte. Bu avarlar sizi aldattı. Ee, i̇şte çekildi gitti buradan diye bu Kadıköy'deki Sasani şeyi de komutanı da çekiliyor. Biliyorsunuz Heraklius oradan ta doğuya gider, şeye gider tabii. Bizim Tong Yapkun'un yanına gidiyor Göktürklere. Göktürklerle de Bizans anlaşıyor o sırada. Göktürklerle beraber arkadan burada bildiğiniz üzere Sasani yurtlarına saldırıyorlar. Özellikle Tong Yapkun'un Göktürk olduruları. Burada Kalakantlı ee, Monsus var. Burada Alban tarihini yazan Göklükler bir hışımla işte atlarıyla geldiler hızlı bir şekilde her yeri yakıp yıktılar falan falan şöyle diye. Kalagantlı Muzas e, kendi kitabında yazıyor zaten bunu işte uzun saçları vardı böyle bıyıkları vardı falan ondan sonra ellerinden oklarını hiç düşürmezlerdi. Şöyle böyle yaktılar işte şu şehri aldılar bu şehri aldılar yıldırım gibi geldiler falan diye. Kalagant'ın Moses bu dönemden çokça ayrıntılı bir şekilde yazar. Ama işte biz burada e, konumuz olduğu üzere e, yazı olarak Anadolu'da yazı olarak Sasanilerin etkisini çok görmekteyiz evet. Şimdi e, genel olarak baktığımız zaman konumuza dönersek ana hatları ile Anadolu'da böyle bir dil repertuarı olduğunu görüyoruz. Yani demek ki yazılı olarak kendini gösteren çok fazla halk grupları var. Şimdi bunun etkisi nedir? Sonucu nedir? Bunlardan biz nasıl yararlanacağız? Yani bunları e, tarih içerisine nasıl sokacağız? Şimdi arkadaşlar yani beni biliyorsunuz. Ben tekrar bilmeyenler için söyleyeyim. Eski Çağ alanında uzmanlığı olan bir akademisyenim. Yani milattan önce 3500'lerden yazının ve devletlerin ortaya çıktığı andan milattan sonra 550'lerde Bizans İmparatoru Justinianus'un son klasik Atina Akademisini yıkmasına kadar olan ki bu geniş dönem benim uzmanlığım. Aslında bu geniş 3500 yıllık dönem arasındaki tüm uygarlıklar benim uzmanlık alanım. Antik Türkler olsun, diğer uygarlıklar olsun, antik Anadolu uygarlıkları olsun. Şimdi bu <laughs> antik Anadolu'nun dillerinden bahsediyoruz ya. Burada ben bir konuda bir görüşten bahsedeceğim. Bu görüş eski Anadolu'nun tıpkı bu tarihsel zenginliği gibi çok önemli bir sosyolojik özelliğini de ortaya çıkarıyor. Bu özellik arkadaşlar çok dillilik ve çok kültürlülük başlığı altında ortaya çıkıyor. Mesela bakın arkadaşlar. Şuradan açayım. Anadolu zaten çok enteresan bir coğrafya. Yani e, Antik Mısır ile karşılaştırdığımızda, Ön Asya kültürleriyle de e, karşılaştırdığımızda bize ilgi çekici sonuçlar veriyor. Örneğin bak buradaki gördüğünüz Kargamış Kralı. Buradaki 20. paragrafta görüyoruz. Hieroglif yazıdan çevrilmiş. Bu Kargamış Kralı kendi hieroglif yazısını bildiği gibi Asur yazısını e, bildiğini söylüyor. Urartuca yazısını bildiğini söylüyor. Fenike yazısını bildiğini söylüyor. Ayrıca 12 tane burada Anadolu'da kullanılan dilin hepsini de bildiğini söylüyor arkadaşlar. Yani adam Kargamış Kralı kendi belgesine 12 tane dil bildiğini özellikle burada kaydettirmiş. Bu kralın kimliği açısından çok önemli. Şimdi aslında tarih çalışmaları çok olağanüstü kafası olan adamlar aracılığıyla ortaya çıkarılmıyor aslında burada baktığımız zaman. Yani tarih çalışmalarını kendisi bize yardımcı oluyor. Örneğin bakın şurada bir şey söyleyeceğim. Bu rozette taşı bulunmasaydı yani bu taş Napolyon döneminde ortaya çıkmasaydı bugün tarihçilerin yere göğe sığdıramadığı Jean-François, Chapolyon, Mısır piktografik yazısını çözemeyecekti arkadaşlar. Yani hiçbir zaman çözümden emin olamayacaktı. Tıpkı bizim diğer dillere karşı takındığımız tavır gibi o da uzun yıllarını çok titiz analizlere, çok titiz değerlendirmelere ve kayıtlara dayandırmasına rağmen Mısır piktografik yazısını, resim yazısını okuyamayacaktı bu adam. Bu yazıyı okumasını sağlayan şey çift dilli veya üç dilli bir belge oldu bu. Bunun üst kısmı arkadaşlar piktografik yazı ile yazılıyor. Ortadaki kısmı demotik yazıyla yazılıyor bak gördüğünüz. Altta da çok iyi ama çok iyi bilinen antik Koine Yunancası var. Ve bu Koine Yunancası sayesinde Şapolyon o zaman okudu bunu. Yani şimdi şöyle yapayım bak. Eğer böyle bir dille karşı karşıya kalsaydık, bilinmeyen bir dille karşı karşıya kalsaydık ve elimizde çift dilli bir kitabe geçmiş olsaydı mesela. Bunu çözen herhangi bir kişi aramızdaki herhangi bir kişi Şampolyon'un tarihsel ünvanına sahip olabilirdi. Yani burada Şampolyon'un bizden daha zeki, daha bilgili, daha titiz bir insan olduğunu söylemiyoruz. Biz Şampolyon'u burada başarılı kılan şey, bizim akademik camiada çalışan arkadaşlar, beni takip edenler için söylüyorum çünkü burada bir arkadaş sormuştu. ''Hocam bu dillere, bu kitabeler nasıl çözülmüş, bunları bir anlatın.'' demişti. Onlara cevap olsun diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu çok dilli belgeyi çözmesinden geliyor. Bunu anlamasından geliyor. Nitekim bu gördüğünüz işte bak. Aha da bu. Bu çok önemli arkadaşlar. Bizim Türk tarihi içinde. Çivi yazılı kitabe. Bu çivi yazılı çevirileri içinde aynı şey oluyor. Eğer Ravlinson bu Perslerin bize bırakmış olduğu Persçe, Akatça ve Elamca çivi yazılı belgeyi bulmasaydı bu belgeleri diğer belgeleri de Nakşir Üstem'deki belgeleri ele geçirmeselerdi çivi yazısını bunlar okuyamazlardı. Çünkü üç farklı dilde Aynı şeyler yazar bu kitabelerde. Ama biliyorsunuz elamcı olan yazıtım dili açıkça diğer iki dilden burada farklı. En sağda olan arkadaşlar. En solda olanı Persçe. Zaten İrani bir dil. Yani Doğu Avrupa Hint grubuna dahil. Ortadaki ise Sami dili. Akatça. Ama en sağdaki ise ne Hint Avrupa ne de Sami grubuna girmeyen elamcı arkadaşlar. Bu dil açıkça sondan eklemelidir. Ama batılı tarihçiler, araştırmacılar burada ne diyorlar? El amca tam olarak çözülememiş, hiçbir dille alakası olmayan, orijinal bir dildir derler. Şimdi arkadaşlar eğer batılı tarihçiler bir kavmin konuştuğu dilinin hiçbir dille alakası olmayan, orijinal bir dil olduğunu söylüyorlarsa mutlaka anlayın ki o kavmin Türklük veya Türkler ile bir bağ mutlaka vardır. İstisnasız böyledir. Tıpkı Etrüskler ve Sümerler'de olduğu gibi... El amcada da böyle bir durum var arkadaşlar. Çözülebilen birkaç kelime ve dil yapısından biz açıkça el amcanın hemen Türkçe ile yakınlığını anlayabiliyoruz aslında. Batalı araştırmacılar inatla bu bağları görmek istemiyorlar. Fakat kendilerinin ortaya koydukları burada çözebildikleri kelime ve eklerden biz Türkçe ile bağları açıkça çıkartabiliyoruz. Örneğin arkadaşlar bak burada şu alt kesimlerden 3. E, satırdaydı sanırsam. E tabi burada çeviri olmadığı için burada direkt şeyi görüyorsunuz. Çivi yazısını görüyorsunuz. Burada pinikir kelimesi geçiyor arkadaşlar. Bu pinikir elamların ana tanrıçası. Şimdi pinikir kelimesini incelersek iki parçadan oluştuğunu görüyoruz. Pini ve kir. Pini kelimesi aslında ini ana demek. Neden? Çünkü p sesi bizim Türkçe'de zaman içerisinde düşüyor. Böyle değişimler Türkçe içinde çokça olmuş zaten. Buradaki kir ise bizim ana Türkçedeki rz ses değişimine göre Türkçedeki Kız kelimesi mesela eski Batı Türkçesi olan Çuvaşada da kız kelimesine ne deniyordu arkadaşlar? Kır hır deniyor değil mi? Yine mesela bize onlar bir derler. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim bak Z Türkçesi ile R Türkçesi arasındaki değişimleri e, burada Finlandiyalı dil bilimci vardı Heikki Pasonen bunun yazdığı Çuvaş sözlüğünden öğrenebiliyoruz. Bizim Atatürk de bunu okumuştu zamanında. Şimdi ben çok anlatmıştım en eski ön Türkçeden yani Uralların güneyindeki M.Ö. 3. bin yıla tarihlerinin Sintaşla kültürü zamanında konuşulan ön Türkçeden sonrasında Batı Türklerinin konuştuğu R Türkçesi ve Doğu Türklerinin konuştuğu şimdi ana Türkçede denilen Z Türkçesi oluşuyor. Değil mi? Şu anda dünyada bu R Türkçesini konuşan tek Türk halkı olan kimler var? Çolaşlar. Bunların dilinde R sesi dediğim gibi ana Türkçede Z sesiyle karşılanıyor. Macarca ile Türkçe arasındaki bazı kelimelerde de aynı kuralın mevcut olduğu görülüyor. Hatta bu değişimi Sümerce ve Türkçe arasında da görüyoruz biz arkadaşlar. Ama dediğim gibi Sümercede temel yapısal farklar var. Bunu akılda tutmak lazım. Sözcükler Sümerce'de sadece başında dediğim gibi, yayının başında da dediğim gibi sondan ek almıyor, baştan da ek alıyor. Bu sebeple Sümerliler bana göre Türklerle komşu bir kavmin soyundan geliyorlar. Tekrar belirtiyorum ama Elamca veya Subartuca öyle değil. Özellikle Elamlar dillerinin yapısıyla Türkçe'ye çok benzediği için açıkça ön Türklerle alakalı bir kavim. Mesela yine Elamca'daki ana tanrıça demek olan Pinikir'deki Pini kelimesinin de biraz önce bahsettiğim bir değişimle Türkçe'deki ini, ene ana kelimesine denk olması durumunu biz zaten açıkça çıkartabiliyoruz. Ve buradaki p harfinin düşmesiyle Türkçedeki ini, ana, ene ile aynı oldu. Kolayca görülüyor zaten. Elamcadaki kirde kızdır açıkça. Çuvascada da kız kirdir değil mi? Bu sözcük Sarmatlar üzerinden eski ta bu şeydeki Britanya'daki Pitlere, Britonlara da geçiyor değil mi? Britanya'da. Yani göl sözcüğü İngilizcedeki kız sözcüğü bu sözcük açıkça Hint Avrupa kökenli değil. Nereden gelmiş bir göl? Açıkça eski re Türkçesinden gelmiş Görkör. kör. Nereden nereye? Aynısı Elamca'da da var dediğim gibi. Dolayısıyla arkadaşlar Elamlardaki Pinikir adı bugün bile örneğin Azerbaycan'da kullanılan nene kız adıyla yakın bir benzerlik gösteriyor. Şimdi bakın arkadaşlar e, bu Tatar ve Başkurt Türkçelerinde ana sözü ene, ine şekillerinde ifade ediliyor zaten. Buradan da yakınlığı görebiliyorsunuz. Ta doğudaki Altayların kuzeyinde akan ne var? Yeni Seyirmağında da eski Türkler bu Yeni Seyirmağına NSE diyorlardı. Yeni bir takım e, düşmeler ve İA değişimleri Türkçede bile olmuş. Tabii ki sadece Pinikir'de benzerlik yok. Örneğin Pela'da vardı. Elamca'da amcada yıl anlamı veren bu sözcük. Türkçenin yıl il kelimesinin eski versiyonu. Başındaki P harfinin düşmesiyle aradaki aynılık ortaya çıkıyor. Sonra mesela pırla kelimesi var. Bu kelime elam dilinde şarkı söylemek anlamına geliyor arkadaşlar. Eski Türkçe'de şarkı söylemeye ne derler? Yırlamak, ırlamak derlerdi değil mi? Hatta bazı Türkçe lehçelerinde şırlamak, çırlamak da derler ya buna. İşte elamcadaki pırla, ırlama bizim eski Türkçe'deki yırlama aynı. Mesela yine arkadaşlar par veya perperme sözü var. Bu da elam dilinde ermek, erişmek, varmak anlamına geliyor. Başındaki p harfi düşerse Türkçedeki direkt ermek, erişmek kelimeleriyle biçim ve anlam açısından çok yakın bir benzerlik ortaya koyduğu açıkça anlaşılıyor zaten. Şimdi arkadaşlar bütün bunlar baktığımız zaman sadece birkaç kelimeden çıkarılan benzerlikler. Bir de gramer, gramer benzerlikleri var burada. Mesela Türkçede T2 var ya gitti geldi oldu bıraktı gibi. Bu aynen elamcada amcada da ta t d d ekiyle yapılıyor. Bu da açıkça anlaşılmış. Şey var bir araştırmacı Erika Reiner. Bu Erika Reiner e, Elamit Language adlı bir kitap kaleme almıştı. Çözülebilen gramer ve kelime örneklerini kitabında sunuyor bu Erika Reiner. Bu t t d benzerliğini o da veriyor aslında. Yine aynı şekilde genetif hali ekleri de her iki Türkçe ile el amca arasında benzer. Eric Reiner'in kitabından bu ekleri de açıkça görebiliyorsunuz. Yani Türkçedeki şunun bunun Eren'in Alpin gibi sondan eklemenin buradaki genetif eklerin el Amca'da da var olduğunu görüyoruz. Orada da, da na ni nu gibi kullanılmış bunlar. Sonra mesela arkadaşlar benzerlikler başka yerlerde de var. Türkçedeki yönelik hali ekleri olan KK gibi ekler el Amca'da da yine sondan eklemeli ki K olarak K olarak varlar. E buradan ne anlıyoruz? Tıpkı Türk dilinde olduğu gibi yalın hal elamcada da hiçbir ek almadan yapılmış. Bir de örneğin elam dilinde mesela isim fiilimsi yapan an ne eki tıpkı Türkçedeki an en ekinin aynısı olarak var elamcada. Ve dediğim gibi arkadaşlar Erika Reiner'ın Elamit Language kitabından bu benzerliklerin hepsine ulaşabilirsiniz. Kısa keseyim yani sonuç olarak Elam ile Türklük benzerliği sadece dil ile sınırlı da kalmıyor arkadaşlar. Bir takım başka kültürel benzerlikler de var. Örneğin Elamlara ait bir takım e, hesap tabletleri var. Oğlum ben buradan şeyi niye açmıyorum ya bunların aslında şeylerini de açabilirim ben. Görmüş olduğunuz Sümer'in hemen yana. Buradaki Zagros'un güneylere Huzistan bölgesi arkadaşlar. İran'ın güney bölgelerine Elamlar hakim oluyorlar. Tamam mı? Bak burada M.Ö. Hemen hemen aynı dönemde milattan önce 3750'lerden itibaren biz elam tabletlerini zaten burada görüyoruz arkadaşlar. Sümerlerle aynı dönemde hemen hemen ve Sümerlerle de yoğun ilişkileri var. Ticaret ilişkileri var elamların. Bu işte Anjan şehri, Susa şehri elamların zaten en baş şehirleri. Bunlar da aynı Sümerler gibi büyük ziguratlar yapıyorlar. İşte burada ee, elam bölgesinden Sümer'e bu ünlü lapislazu taşları filan gönderilir. İşte kalay gönderilir. Oradan karşılığında bu e, ta şeyden gelen bu ne derler Lübnan dağlarından gelen sedirler filan elama gider. Baya bir yoğun ticaret ilişkisi var. Sadece elamla da değil aslında. Daha doğudaki Harappa, Muancadaro kültürleriyle de o orası da gelişmiş. Orada da zigguratlar var. Orayı da arkadaşlar e, yine bizim Türklerle komşuluk yapmış bir Dravid kavmi, Kuzey Dravid kavmi aslında yönetiyor aslında oradaki Muancadaro'yu filan. Bunların hepsinin ilişkisi var ama özellikle elamların arkadaşlar. Burada bizim Türklerle yakın çeşitli kültürel unsurlar var, özellikler var. Biz bunu açıkça görmekteyiz arkadaşlar. Dediğim gibi burada özellikle elamların bıraktıkları tabletlerde hayvan isimleri yazılmış, hayvanların sayıları yazılmış ve bu tabletlerde özellikle atlara önem verilmiş. Zaten arkeolojik kazılarda da atlarla ilgili şeyler çıkıyor. Mesela M.Ö. 2500 civarlarına tarihlenen sedetten yapılmış at heykeller var. Bunlar ünlü. Bu Precevazki atının bir örneği sayılıyor. Bu Precevazki atı bizim Türklerin kullandığı Kuzey Avrasya atıdır ha. Yani kısa yapılı e, şey iri böyle e, şeyleri var. Bacakları filan iri e, Precevazki atı. Zaten buna Moğol atı da diyorlar sonralarda da. Türkler bu at türünü göçebeliğe rağmen e, güne kullanmaya devam ediyorlar yoğun bir şekilde. Dur bakayım sesim gitti mi lan? Ha sesim gitmedi çarptım ya. ya. Problem yok hata da vermedi galiba. Dediğim gibi arkadaşlar bu Prejavaski atını elamlarda kullanmışlar. Biliyorsunuz Botay'da, Okünev'de filan bu atlardan vardı aslında. Hatta Botay kültüründe ilk defa bu at türüne binilmiştir deniyor. Biliyorsunuz yani e, Botay kültürü e, Kazakistan bozkırındaki en eski kültürlerden biri. M.Ö. 3700 ile 3100 arasına tarihleniyor. Maalesef bu kültür son bulunca insanlara, atlara falan hep ölmüş deniyor. Yani sonraki bir uygarlığa fazla etki etmemiş deniyor. Da bana göre bu doğru değil. Ee, bana göre elde veri yok. Yoksa mutlaka sonraki Sintashtadır, Okunev'dir, Andronovadır. Bunlara etki etmiştir etnolojik, kültürel olarak. Neyse aslında şunu diyecektim. Bu Prejevaskı atı ta sonraki demir çağında yani milattan önce binlerde süvarilik ortaya çıktıktan sonraki İskitlerin pazarı kurganlarında arkadaşlar bak. Orta Asya'nın bu yerli at cinsi olan e, Prejevaskı atına ait bol miktarda bu pazarı kültüründen de kemik bulunuyor. Yani İskitler doğudaki Tuva'dan batıya doğru göç ederken bu atlarıyla Karadeniz'in kuzeyine girmişler muhtemelen. Böyle de bir durum var. Ama Elam diyorduk. Şimdi Elam ile alakalı bir de şu olay var. Bu Mezopotamya'daki Sümerlerin kimi metinlerinde geçen bu Anşukurre terimi var. Bu terim e, Sümerler tarafından Elamların kullandığı ata denmiş. Gerçi çevirisi doğu şey demektir de bunun Sümercede. Sümerler kil tabletlerde hayvanı betimlerken daha çok bu e, Prejevalski atına benzetmiştir. Yani bunu da anlıyoruz. Ayrıca Sümerlerden Elamlar'a e, bu atlar e, gitmiş, gelmiş. Sümerler de bu atlardan satın almışlar. E, sonra mesela Sümerlerin ünlü bu ur e, şeyi var. Standart atlı böyle bir tane şeyi vardır. Böyle geniş ur at Hatta şuradan göstereyim bak. Bak bu e, burada e, bak burada bu atı, atı çeken at arabalarını görmektesiniz arkadaşlar. Milattan önce 2000'lere falan tarihleniyor bu büyük ur standardı da. Bak burada yalnız bunlar yekpare at arabaları. Bizim e, ön Türklerin vurduğu Sintaş'ta kültüründe ele geçen at arabalarından değil. Bu yekpare böyle e, şeyden yapıyorlar. Böyle büyük tahtalardan yapıyor. Bunlar hızlı gidemiyor. Bunlar hızlı gidemiyor. Savaşlara falan ancak böyle belli yani soylar gitmiş izlemek için falan gidiyor. Bunlar böyle saldırmıyorlar falan da. E, sonradan biliyorsunuz bizim Türkler M.Ö. 2250'lerde at arabasını gelişmiş. Geliş, büyük tekerlekli at arabasını bizim Türkler bulurlar. Ondan sonra bizim Türklerden öğrenen Aryanlar buradan güneye inip bu at arabasını sonradan yayarlar. Burada zaten bu at arabası sayesinde e, bizim Türklerden öğren öğrendikleri Tunç silahlar sayesinde buradan güneye doğru inerler. Buradaki bu Dravit kavimlerine Muayyce Doğray'ı, Harappa'yı, yakıp yıkıyorlar biliyorsunuz. Sonradan asimile ediyorlar filan. Sonra Hint uygarlığı bunu bu gerçeklik üzerine kuruluyor zaten. E, bunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu atın, bu at arabasının başındaki bu Ur standardında da görmüş olduğunuz bu Pirejawski atını biz Elam'larda da görüyoruz arkadaşlar. Buradan ta Mezopotamya'yı anlattık, anlattık geldik. Bu Anadolu'nun antik dönemlerine gelirsek arkadaşlar. Buradaki çok dillilik ve kültürlüğün bak bizim Oğuzların Anadolu'ya girişinden sonra da devam ettiğine dair birkaç örnek sunacaktım buradaki resimlerden şimdi gördüm. Mesela bak şuradaki resme bakın arkadaşlar. Bu 1114 senesine tarihlenen İzzettin Keykabus anıtı. üstte Arapça, altta Yunanca olarak yazılıyor arkadaşlar. Yani Arapça ve Bizans doğrama çift dilli kitabı. Ee, burada görüyorsunuz bizim Selçukluların burada e, gayet açık bir şekilde Yunanca'da yazdığını, birlikte tablet bıraktığını. Arapça yazıyorlar. Biz Bizimkiler biliyorsunuz arkadaşlar maalesef. Arapça şiir metinleri, edebiyatta Arapçayı kullanıyorlar. Resmi yazışmalarda bizim Selçuklar Farsçayı kullanıyorlar. Türkçe yazıt bırakmıyor arkadaşlar Selçuklar. Böyle bir Selçukların sıkıntısı vardır. Anadolu Beylikleri döneminde biliyorsunuz bir de Moğol Doğu Türk istilasından sonra Türkçe, Türkçe yazıtlar önem kazanmaya başlıyor. Maalesef Selçukların böyle bir gerçekliği de var. Ee, bir de aynı şekilde bir tane daha ben şey koymuştum buraya. Şurada. Bu da arkadaşlar K. Hüsrev'in 1199'daki madalyon veya sikkesi. Bak bunun ön tarafı cephesi Ermenice, arkası Arapça arkadaşlar. Ermenice de bırakmış bizim Selçuklar arkadaşlar. Ermenice yazıtlarda yazmışlar. Direkt sikkelerine de işlemişler. Armalarına da işlemişler. Biliyorsunuz buradaki Ermenilere baya iyi davrandılar bizim Selçuklar. E, paralı asker yaptılar. E, ondan sonra yönetim kademesine falan getirdiler. Zaten bizim Oğuzlar, Oğuzların halk kitlesiyle, Anadolu'daki Oğuzların halk kitlesiyle arada sıkıntı çıkmasının bir sebebi de Ermenilerdir. Gürcüler olduğu gibi arkadaşlar bildiğiniz üzere buradaki ünlü Gürcü Kraliçesi Tamara'nın da etkisi var da. Buradaki Ermenilerin de etkisi var. Selçuklular, Selçuklu Hanedanı Oğuzlardan, Türkmenlerden ziyade bunları tuttuğu için biliyorsunuz e, buradaki tengriciliğin etkisinden de dolayı Moğol'da Türk silahlarından sonra Harezm bölgesinden gelen yeni Türk daha çok yoğun Tengri'ci Türklerin etkisinden dolayı biliyorsunuz Oğuzlara karşı bizim 1240'da e, biliyorsunuz yoğun bir ayaklanma çıkıyor. Baba İlyaslar, Baba İshakların büyük ayaklanması. Bunu arkadaşlar burada e, Selçuklular kimlerle bastırırlar? Gürcü kuvvetleriyle, e, bir takım paralı asker Ermeni kuvvetleriyle daha yoğun bir şekilde bastırırlar. E, Türk Türk'ü kırar, Türk Türkiye düşman olur. Ondan sonra zaten e, Moğollar doğudan hızlı bir güçle gelirler. Ondan sonra yıkarlar. Çünkü Türkmenler destek olmazlar Selçuklara, Dolayısıyla Köse Dağ Savaşı'nda Oğuzlar kaçar hatta Mo Moğol Doğu Türkleri şaşırır. Ulan biz bunları iyi savaşçı biliyorduk ya. Bunlar durmadı bile kaçtı gitti filan. Diye bizim Moğol Doğu Türkler şaşırırlar yani Selçuklara. Biz bunları böyle duymamıştık. Nasıl kaçıyorlar gidiyorlar. Çünkü Anadolu'nun Türkmen'e bırakıyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar buranın da böyle bir şeyi var. Sıkıntısı var. Bunu anlıyoruz. Neyse resimlere geçeyim ben buradan. Bak. Aha. Bu da Malatya 1218'de Malatya Taşan'daki Keykavus veya Keykuvat anıtı. Üç ayrı dilde yazılmış. Ermenice, Arapça ve Süryanice arkadaşlar. Süryanice'yi de yazmışlar bizim Selçuklar bulduğunuz üzere. Hiç Türkçe yazmamışlar ama gördüğünüz üzere Selçukların bir sıkıntısı dediğim gibi. Bu, bu da bunu kaynaklayan. Çünkü bazı arkadaşlar beni eleştirmişlerdi. Aa ben de size buradan kanıtlarını sunuyorum. Adamlar Türkçe yazmıyor aniden ya. Anedanların sıkıntısı var işte. Maalesef görmüş olduğunuz üzere. Adamlar bir sürü dilde yazmışlar. Türkçe yazmamışlar kardeşim. Ee, bir de sonraki Osmanlı dönemine gelelim. Burada çok dilliliğin Osmanlı döneminde de devam ettiğine dair. Aha Yo bu değildi lan Aa, kaydetmemişim bu yok bunu kaydetmemişim yanlış söyledim bak bu Süryanice bir yazıtı gösterecektim Osmanlı döneminden bu arkadaşlar şey bak 1871'de Kayseri Ince suda üst kısmı Osmanlıca alt kısmı nece Karamanlıca arkadaşlar aynı metin aynı konu satırı satırında Türkçe arkadaşlar Karamanlıca yani ee, biliyorsunuz Karaman Türkmenleri e, Ortodoks Hristiyanlardı. E onlar hep Hristiyan olarak kaldılar. Ee, bizim Osmanlı'da burada Karaman Türkçesiyle de yazı yazmışlar işte. Ee, Arapça yazının yanında. Böyle de bir gerçeklik oluşuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Karaman Türklerinin kökeni buradaki şeylere dayanıyor. Bir kısım Türkopoller, Peçenekler, Kıpçaklar, bir kısım sonradan Selçukluların içlerinden gelenler falan da var da. Ee, genelliği bunlara dayanıyor arkadaşlar. Orta Anadolu bölgesinde, Güney Batı Anadolu bölgesinde burada Aydın'dan, Karaman'dan ondan sonra ta şeye kadar Aydın, Kütahya, Afyon civarlarına kadar Karaman Türkleri kalıyorlar arkadaşlar. Ortodoks Hristiyan bir şekilde. Çünkü Bizans yönetiminde kaldıkları için önceki süreçte Hristiyanlıklarını koruyorlar. Bizim sonraki gelen Selçuklularda şey yapmamışlar, fazla karışmamışlar ama bunlara da Rum dediler arkadaşlar. Selçukların böyle bir sıkıntısı oldu. Sonraki Anadolu beylikleri de bunlara Rum dedi direkt. E, Türkçe konuşmalarına rağmen, Türk olmalarına rağmen bizati hani dini bakış açısından dolayı bunlara Rum dediler. Ortodoks Hristiyanlıktan dolayı. Maalesef 1924'teki bu karşılıklı nüfus değişiminde bunlar dinlerinden dolayı Yunanistan'a gönderildiler. Çok büyük sıkıntı çektiler. Yunanistan'da siz Yunan değilsiniz dediler bunlara. Ortodoks Hristiyan olman ama bunları bayağı bir dışladılar. asimilasyona tabi tuttular. Yoğunluğu şu anda Türkçe konuşmayı unuttu zaten. Yunanlaştı yani bu süreçte. ama şu anda bu unudanlar gayet iyi yerlere falan geldiler yani. Böyle de bir durum var. Bunu da anlamaktayız arkadaşlar. Ama bu arada şu an Osmanlı aslında Selçuklu'ya bakarak biraz daha iyi o konuda. Selçuklu doğrudan resmi dili Farsça yapıyor. Osmanlı da en azından resmi dil Türkçe. Arap alfabesi de kullanırsa. Tabi Osmanlı Türkçe'yi bırakmamış kardeşim. Türkçe konuşmaya devam etmiştir. Çünkü Osmanlı kurulduğu zaman ne üzerine kuruluyor kardeşim? Buradaki Türk kültürü üzerine kuruluyor değil mi? Bektaşi Alevi kültürü üzerine kurulur. Yani Oğuz kültürü üzerine kurulur. E bu ne zamana kadar gider? E genel olarak işte Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gider. Yani bu gelenek ondan sonra terk edilmeye başlanır. Yani bizatihi Türkiye'ne ondan sonra artık kozmopolit imparatorluk kültürüne, kültürüne geçer. O Osmanlı artık hani millet sistemiyle artık herkesi eşit görür. Bana vergi versin işte Müslümanlar diye, Hristiyanlar diye, Yahudiler diye sadece bakar, ayırır. Ee, vergi almaya bakar. Yani Türk'ün bir ayrıcalığı kalmaz, kalmaz Osmanlı ama Türkçe konuşmaya devam ederler. Tabi e, Farsçanın etkisi yoğun bir şekilde artar. Arapçanın etkisi de yoğun bir şekilde artar tabii ki. Kozmopolit döneminden sonra biliyorsunuz. Biz arkadaşlar 1300'lerdeki Osmanlıca metinleri yani zaten 1380'lerden sonra filan biliyorsunuz var. 1420'deki bu yazıcı zadenin Osmanlıca Türkçesindeki yani Türkçesini çok rahat anlarken 1570'lerdeki 80'lerdeki Türkçeyi daha yakın olmasına rağmen bizim tarihimize çok daha zor anlarız. 1600'lerdeki devletin yazdığı veya oradaki şairlerin yazdığı Osmanlı Türkçesini hiçbir zaman hiçbir şekilde anlamayız. Sadece ekleri filan anlarız. Daha yakınlaştıkça hiçbir şekilde anlamayız. Çünkü Farsça, Arapça etkisini biz görmekteyiz. Misal Karamanlısı ailesi. Şu an Zunander'in devletinde takoz olmaktadırlar. Sezgilerime dayanarak söylüyorum demiş. Mustafa Kara Süleymanoğlu güzel bir yorum yapmış. Evet. Ee, ben aslında şimdi böyle bir sürü çok dillikten falan çok şeyden bahsettik ama arkadaşlar Anadolu'da Türk etkileri de var. Nasıl var? Ha burada ele bir tek e, bu Rakka yazıtı R Hun döneminden e, runik yazıt ele geçiyor ama çok önceki dönemden arkadaşlar. Ele geçen aslında runik yazıt var. Nerede? Nerede runik yazıtlar arkadaşlar? Bizim Likya tanımında memleketi Konya Karaman'da. Konya Karaman'da bir runik yazıt var arkadaşlar. E, Konya Karaman'da hangi köyde İsmi unuttum şimdi ya. Konya Karaman'da o köyün ismi neydi ya? O rünik yazıtın ele geçtiği. Bunu çeviremediler arkadaşlar. Bunu bizim Servet sömüncüoğlu işlemişti aslında kitaplarında. Ama çevrilmemişti. Çünkü bunu R Türkçesiyle incelenmesi lazım. Ama eski R Türkçesiyle incelenmesi lazım. Çok daha kolay bir şekilde çözülebilir. Bu ya Kimer ya İskit dönemine tarihleniyor. Konya Karaman'da. Şimdi köyün ismini unuttum. Aklıma gelmedi köyün ismi ama Burada da var aslında ürünik yazıt. O sadece o biliyorsunuz arkadaşlar bizim Karadeniz'in kuzeyinden dur şurayı kapatalım da. Dediğim gibi arkadaşlar bak 394 yılı civarında Kaan Balamir ve Kaan Balamir'den sonraki Uldun önderliğinde arkadaşlar burada bu Anadolu ve Kafkasya coğrafyalarına buraları keşfetmek amaçlı Hun ordularına basık kursi gönderliğinde biliyorsunuz Avrupa Hunları gönderirler. Burada basık kursi gönderliğinde Hunlar arkadaşlar ta güneyde buradaki şeye kadar inerler. Ürdün coğrafyalarına kadar inerler. Tekrar kuzeyi çıkarlar. Anadolu'nun ortasında buradaki Kayseri'ye tamam mı? Ondan sonra şeye kadar gelirler arkadaşlar. Ee, Kayseri ve Karaman. Ankara civarlarına kadar gelirler. Hatta dönemin ama Bizans kaynaklarında diyor ki Kayseri, Erciyes daha eteklerinde bu Hunlar atlarına meralık yerler yaptılar. Burada kaldılar. Otağı kurdular filan. Mera yaptılar filan derler arkadaşlar. Antik doğurma kayıtlarında. Bunu görmekteyiz mesela. Ama dediğim gibi bu Rakka, Rünik yazıtı e, çözüldü. Bu açıkça R Türkçesi arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ama e, Türklerle al alakalı Anadolu'da kimler var? İlk defa bu M.Ö. önce 2000 kaçtı? 2220'lere civarlanan Şartamari metinlerinden Naramsin. Naramsin'in Şartamari Akat Kralı Naramsin'in Şartamari metinlerinde 15 tane Anadolu'daki kralla dövüştüğünü söylüyor. Bu krallardan bir tanesinin ismi Ishunail, Krallığının ismi de Turki. Turki krallığı. Bunu eklenmemiş bizim kitaplarda Turki krallığı olarak söylüyordu. Ama bu tabi bu Turki krallığı yani kendilerine ait tabletler olmadığı için kendileri tablet bırakmadıkları için biz tam kesin konuşamıyoruz. Bunların Türkle Türk, Türk mü? Türk değil mi? Türklerle bir bağlantısı var mı falan bir konuşamıyoruz. Ee, tabii ayrıca Ekrem Memiş Milattan önce 3500'lerde bu yine ön Türklerden bir grubun 3500'lerde dediğim gibi Anadolu'ya girdiğini söylüyor. Anadolu'da Erken Dönem Türk izleri kitabında. Tabii bunun muhtemelen Hurlerin bu bölgelere girişlerine dayanarak söylüyor. Bunu da anlıyoruz. Ama Özellikle bir de Turuk kavmi var arkadaşlar. Buradaki tabletlerde geçen Turuk kavmi. Milattan önce 18. yüzyılda bu Kuzey Suriye'deki hem Eble filan bu Turuk kurallığından bahsedilir. Bu ve Şemsara dediğimiz gibi antik şehirlerindeki tabletlerde bu Turuklara gönderme yapıyor. Milattan önce 1800'lere 1700'lere tarihleniyor. Bunlar arkadaşlar günümüzün Urmiye Gölü civarlarında. Günümüzün Azerbaycan, Güney Azerbaycan civarlarında bu kavim burada yaşıyormuş. Milattan önce 1800 ile 1700 ler arası. Ama kendilerine ait bunların da tabletleri yok, yazıtları yok. E başka bir şey bilemiyoruz. Sadece bu kavim, bu kavim burada yaşıyor. Bunlar işte buranın samilerle savaşıyor. Falan bundan bahsediliyor. Başka da bir şey geçmiyor. <laughs> Sonra arada bin senelik bir kopukluk var. Aynı bölgede, aynı Urmiye gölü civarlarında. Ee, Güney Azerbaycan toprakları civarlarında arkadaşlar M.Ö. E, milattan önce e, 800'lere 700'lere tarihlenen bu Urartulu metinlerinde yine aynı Turukkulardan bahseder. Ee, bir de bunların şey varmış. Bunların başında Taziki diye bir kral varmış. İsim yani kralın ismi öyle Hint Avrupalı falan değil. E, açıkça Hurri de değil. Yani Kafkas etkisinde kalmış Hurri ile bir dil de değil. Taziki'nin yapısı farklı. Yani bizim ön Türkçe'ye yakın bir yapısı var. Bu kralın ismi. Bir tek işte bu kraldan bahsediyor. Ee, dediğim gibi Turuklular hakkında sadece bu kadar bilgi var. Elimize geçen. Yani arkeolojik çalışmalarda da e, Hurilerle baya bir benzerlik falan var. Başka da bir bilgimiz yok. Yani antik dönem. Ama asıl <laughs> Türklerle ilişkilendirebileceğimiz Anadolu'ya asıl e, kavim göçleri Kimerlerle ve İskitlerle beraber M.Ö. 7. yüzyıl yani 8. yüzyılın sonları ve 7. yüzyılın başlarından itibaren görünüyor biliyorsunuz. Kafkaslar üzerinden kimmelleri İskitler önlerine katıyorlar. Getiriyorlar. Burada önce Urartul topraklarına saldırıyorlar. Buradaki Tuşbayı, Aslan Tepe'yi filan bayağı bir yoğun kuşatma altında tutuyorlar kimeller. Oradan sonra tabi burada belli ki Urartullarla anlaşmışlar. Ne yapıyorlar? Buradan güneye doğru inip Burada Büyük Asur Kralı Sargon'la falan savaşıyorlar Kimerler. Ondan sonra Esarhaddon var bu Asur Kralı. Bununla savaşmaya devam ederler. Ondan sonra bir, bir alıyorlar burada. Sonra tekrar Orta Anadolu'ya dönüyorlar Kimerler. Burada ta biliyorsunuz Friglerin Gordion'una kadar ilerleyip buradaki Frig devletini yıkıyorlar arkadaşlar Kimerler. Çok hızlı bir şekilde geldiklerinden bu Frig Gordion merkezi yakıp yıktıklarından falan bu İyon Batı'daki Anadolu Hani polisleri var ya şehir devletleri. İyon şehir devletleri. Buradaki e, şeyler, buradaki tarihçiler, sonraki bizim Herodot, ondan sonraki Tükidides, Ksenofon filan bu Frigler şeyden, Kimerlerden açıkça bahseder arkadaşlar. Buradaki bu Gordion'u nasıl yakıp yıktıklarından. Hatta daha da batıya ilerleyip buradaki İzmir'e kadar, buradaki Miletos'a kadar, Simirne'ye kadar, Miletos'a kadar akınlar yaptıklarından işte... Ee, kışın geri çekilip yazın tekrar akınlar yaptıklarından falan bir 100 sene boyunca burada bayağı bir yoğun bir şekilde etki ettiklerinden biz ee, bütün yazılı belgelerden anlamaktayız arkadaşlar Kimerlerin. Kimerlerin sonunu kim getiriyor? Kimler getirir? Bizim İskitler getiriyor yine Kimerlerin sonunu. Bizim Alper Tonga değil mi arkadaşlar? Yani Herodot da bundan açıkça bahseder. Kitap 4. kitabında ee, Alper Tonga yani buradaki Bartatova ile Madies'in özellikle Madyes'in tabi burada 630'lar civarında büyük bir orduyu Orta Anadolu'ya yolladığını, buradaki Frigleri yok eden, buradaki işte şeyleri, Lidyalıları da zor durumda bırakan kimmelleri hallettiğini ve kendi içine kattığını biz Herodot'tan anlamaktayız arkadaşlar. Alper Tonga tabi burada 20 se 28 sene değil mi? Ne yapıyor? Büyük seferler düzenliyor. Sadece Orta Anadolu işlerine değil buradaki İran coğrafyalarına, güneyde Asur işlerine ta Mısır'a kadar seferler düzenliyor değil mi? Alper Tonga'nın 28 senelik burada efsanevi bir hakimiyeti var. Bütün bu coğrafyada. Zaten Herodot da bundan açıkça bahseder. Ondan sonra tabii Alper Tonga tabii sonunda orada Med, Kralı Asyak'la savaşırken, Kıyak Sares'le savaşırken öldürülüyor. Bir oyun sonucunda öldürülüyor değil mi? Kıyak Sares'le. Tabi bu sonraki şehnamede e, bizim e, şeyde e, lügat Lugati Türk'te filan afiras yap olarak bahsedilir. E, bu işte şey tarafından e, Rüstem tarafından hani nasıl öldürüldüğü, Tonga'ya düşürülüp öldürüldüğü filan bahsediliyor. E, 200 kişi seyrediyoruz. 15 kişi Beğenin arkadaşlar. Bak Ergün Bey güzel söylemiş. O kadar bahsediyoruz, anlatıyoruz ondan sonra bu Alpertonga yani Madüs öldürdükten sonra biz İskitlerin boylarının dalmaya başladığını, tamam mı, güçten düşmeye başladıklarını ve buradaki Met hakimiyetine girmeye başladıklarını biz anlıyoruz. Herodot da tabii ki bundan bahseder. Sonraki Nakşirüstem kitabelerinde de bundan bahsediliyor. Yani e, büyük bir kesiminin arkadaşlar buradaki İskit boylarının büyük bir kesiminin Med hakimiyetini benimsediğini biz görüyoruz arkadaşlar. Zaten sonradan Med ordularında bunlar yoğun oranda paralı asker olarak görev yapıyorlar. Zaten bunlardan bir kısmı Kafkaslar üzerinden tekrar Karadeniz'in kuzeyine dönüp Kral İskitlere katılır zaten bazıları. Bu İskit boylarından bazıları tekrar buradaki Saka Paradaray diyorlar şeyde. Nakşür İstem Pers kitabelerinde bu Sakatiya Paradaraylar da Karadeniz'in kuzeyine hakim olan Kral, Krali İskitler. E, Efras yap ne ya? Hu, o Persçesi değil mi? Alper Tonga demiş. Kardeşim yani hepsini söyleyeceğiz daha. Neye alınıyorsun? Sayga sayılmış bey. <laughs> yani biz burada Efras yap deyince Türk'le kötü bir şey mi söylüyoruz kardeşim? Yani burada kaynaklarda ne geçiyorsa onu söylüyoruz. Divan ı Türk de Efras yap olarak geçiyor. E, Karaman o... E, Karahanlılar da kendilerine ne diyorlar? Biz Efras yap soyuyuz demiyorlar mı kardeşim? Yani... Bunlar Türk düşmanı mı oluyor Karahanlılar? Bak adamlar Kur'an'ı bile Türkçe'ye çevirmiş. Türkçe dua ediyorlar. Sayga sayılmış bey. Bana trip atmayın. Sayga sayılmış bey. Biz kaynakta ne varsa onu söyleyeceğiz kardeşim. Yani burada tabii ki e, he şehnameyi yazarken biz Oğuzlar'da Efras Yap soyundayız. Ya, tu tuğrul değil mi? E, tuğrul Bey ne der? Tuğrul Bey. Biz Efrasyap soyundan geliriz. Bizim atalarımız Efrasyap soyundan gelir. Yani Selçuklular da kendi soylarını Efrasyap'a dayandırır. Yani İskitler'e dayandırırlar arkadaşlar. Onlar da.